Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Üstad Kadir Mısıroğlu ile Ramazan Sohbetleri programının bir yenisinden daha. Merhabalar hepinize. Sizler ekranlarınızın başına, üstadım siz de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İslam dünya görüşü mücerret prensipleri ana başlığı, alt başlık daha önce iradeciliği ele aldık. Alem şumullüğü, üniversalizm diyorlar tabii buna. Ben ikisini de söyleyeyim değil mi üstadım? Kitapta söyle. Çünkü öyle yazıyor. Tecrit söyle. Ve idealizm. Şimdi de insaniyetçilik veya bu daha yaygın bilmiyorum, hümanizm. Aslında yani ben bu kitapta Batı felsefesiyle çok mukayeseler yaptım ama evet. Seyirciyi sıkar diye girmiyorum o bahislere. Doğrudur, doğru. Yani onlar bu dinsizler zannediyor ki biz onların bildiklerini bilmiyoruz. Evet. Biz onların bildiklerini biliyoruz da Allah'ın lütfu keremiyle fazlasını da biliyoruz. Eyvallah. Şimdi herkes kendisini hümanist ilan ediyor artık günümüzde de. İslam dünya görüşü bu mücerret prensiplerindeki bu insaniyetçilik prensibi nasıldır üstadım diye size soruyoruz. Ezelde İslam inancına göre Allahu Azimüşşan yalnız kendisi vardı. Evet. İnsi cin idraki seviyesinde bilinmek ve bu bilginin tabii vicdani bir neticesi olarak ibadetlerle tekrim olunmak murad ettiğinden bütün masvat-ı ilahiyeyi, masvaullah, Allah'tan gayri varlıktan teşkil ettiği alemi, canlı cansız her şeyi bunun için yaratmış. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُوا Dinleri ve insanları bana kulluk yapsınlar, emrime itaat etsinler, bana tabut etsinler diye yarattım. Evet. Başka yerlerde de alemi onlara müsahhar kıldım. Yani bu vazifeyi yapabilmelerine yardımcı istifadelerine sundum. Evet. Ezelde Allah vardı, başka bir şey yoktu. Allah şu sebeple bütün masnuat-ı ilahi yarattı dediğimiz zaman insan mücerredi kavramakta güçlük çektiği için la teşbih ve la temsil diyerek bunu bir müşahhas şekle sokmaya çalıştım. Bir daire düşün. Evet, arkadaşlarımız da görsünler. Bu bir daire. Bu bir daire. Bu dairenin üzerinde bir nokta alsak. Buraya alemi gayb desek. Bu alemi gayb Allah-u Azimüşşan'ın bulunduğu alem. Evet. Şöyle, buraya en uzak nokta nedir? Kameraya doğru da gösterebilir miyiz? Bu dairenin ortasından geçen bir çizginin daireyi karşı cidarda kestiği nokta en uzak noktadır. Evet. En uzak noktada cemadat, cansızlar yer alır. Buradan biraz hareket etsek sola. Bu hareketin belli bir noktasında nebatat yer alır. Nebatlar insan cansızlara nazaran biraz daha mükemmeldir. Biraz daha ileriye gitsek. Burada hayvanat yer alır. Biraz daha ileriye gitsek. Burada insan yer alır. Demek ki şu kavse baktığınız zaman buna kavs-i nüzül, Allah'tan geliş, iniş kavsi. Bütün varlıklar Allah'tan geliyor. Allah'a en yakın insandır. Evet. Sonra hayvanattır. Sonra nebatattır. Sonra cemadattır. Bu geliş, buna kavs-i nüzül diyoruz. Fakat bu Allah'tan gelen varlıklar gene Allah'a dönüyorlar. İrci ila rabbiki radiyeten merdiye. Küllü nefsin zaikatül mevt sümme ileyna turcavun. Her nefis ölümü tadacak, tekrar Rabbine dönecek. O dönüş Rabbedir. Ama mekan itibariyle değil. Rabbinedir. O zaman bunun bir uruş kavsi de var. Uruş kavsi. Yükseliş. Bu nüzül, bu iniş,
geldik, burası alemimiz. Burada biz yaşıyoruz. En altta cemadat, üstte nebatat. Biraz daha mükemmeli hayvanat, biraz daha mükemmeli insan. Burada hayvanattan gene biraz daha, nebatattan biraz daha ilerlediniz mi? Bitkiler, nebatat. Biraz daha ilerledi mi gene hayvanat, gene insan. Ama insan burada durmuyor. İnsanı kamil mertebesine kadar terfi ediyor. Evet. Çünkü surata herkes insan. Sirata insan olmanın bir şer'i kavaidi var, bir de tasavvufi kavaidi var. Şer'i kavaidi ahkam-ı şer'iye riayetle elde edilir. Bunun varacağı yer cennettir. Fakat cennette, cehennemde kademelidir. Yeknesak değildir. Cennet veya cehennemin insanoğlu için mekan olması iman veya küfür ile sabit olur. İmandaysa mekanı cennettir. Küfürdeyse cehennemdir. Amel düzgünlüğüyle cennette de cehennemde de kademeleşilindir. Yani meziyetli kafirle meziyetsiz, efali bozuk kafir aynı derecede azap görmez. Meziyetli müminle iman eden de, kusurlu mümin de aynı durumda değildir. Cennette kademelidir. Şeriat ahkamıyla cennet hak edilir cehenneme gitmeden. Fakat cennette kademeleşmeyi sağlayıp derece derece yükselmenin tasavvufta yoluna seyir derler. Seyir yol kat etme demektir. Buna seyri sülük derler tasavvufta. Seyri sülük dört merhaledir. Dört merhaleden geçilerek seyri sülük tamamlanır. Birincisi seyri lillah'tır. Allah'a doğru bir yol mesafe kat etme. Bu her merhalede zikirler vardır. Her merhalede yapılacak işler vardır. Bunları anlatırsam iş çok uzar. Evet. Çünkü bu humanizm çok uzun bir bahistir İslam nazarında. Burada köleliği anlatmak lazım, azınlık haklarını anlatmak lazım, kadın erkek hukukunun farklarını anlatmak lazım, bunların hikmet teşhiyesini söylemek lazım. Çok uzun bir bahistir. Onun için bu seyir şekillerini söylemiyorum. Yalnız dört kademe olduğunu seyirciler öğrensin. Seyri illallah. Seyri illallah'ın vardığı noktada insan fena fillah makamına erer. Bu makamda olan adamın selahiyeti nedir? Bir berat gecesinden, müteakkıp berat gecesine kadar olacak vukuatın hükmü birinci kadir semaya iner. Allah kitabında seba semavat intibaka buyuruyor, bunu kabul etmiyorlardır. Şimdi kabul edilmiştir. Sema yedi tabakadır. Evet. Feza yedi tabakadır. Bunun birincisi birinci kadir. Bizim tabirimizde kadirdir. Onlar hidrosfer, rotosfer bilmem ne fer diye isimler vermişler. Evet. Çünkü uzun bir yıldızlı merhale vardır. Ondan sonra yıldızsız bir boşluk gelir. Sonra gene uzun bir yıldızlı merhale gelir. Bunları daralttınız mı? İç içe bilezikler gibi olur. Bunların her biri bir tabaka ve bir kadiri teşkil eder. Birinci kat semaya iner. Bir berattan bir berata kadar olacak vukuat. Ölen kalan hepsi iner. Levh-i mahfuzdan. Bu merhaleyi bitiren bu berat gecesinden bir daha berat gecesine kadar olacak işleri bilebilir. Çünkü görür birinci kat semayı.
Bunu söylemekten maksadım, onun manevi terfi suretiyle vasıl olduğu derecenin ehemmiyetini anlatmaktır. Buradan seyrillallah'tan sonra seyrim Allah merhalesi gelir. Seyrim Allah'tan sonra seyri fillah merhalesi gelir. Seyri fillah merhalesinden sonra seyri anillah merhabesi gelir. Seyri anillah mertebesini tamamlayan adam, adam bütün organları zikreder. Bütün organları. Ve bundan haberdardır. Her an huzurdadır. Burada bir vaka anlatayım. Melami Şeyh'in Nurul Arab'ı Sultan Aziz devrinde şikayet ettiler. Beşeri iradeyi inkar ediyor diye. Sultan Aziz Rumeli'de yaşıyordu. Şeyh Muhammed Nurul Arab. Sultan Aziz emretti ki onu getirin. Fakat getirin deyince kötü davranırlar. Bugünkü tabirle tutuklu zannederler. Mütetayiben getirin dedi. Yani incitmeden. Böyle getirdiler, huzur dersine dahil oldu. Ramazan-ı Şerif'te padişahın huzurunda dini dersler yapılırdı. Bunlara huzur dersleri denirdi. Ebu Lula Mardin de buna dair iki tane kocaman kitabı vardır. Huzur dersi, huzur hocalar diye. Tertipli olarak dersin sonunda birisi ona sordu. Beşeri iradeyi inkar ediyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Dedi ki beşeri irade hem vardır hem yoktur. Nasıl olur? Dedi ki bakın şimdi buraya biz padişah emretti geldik. Huzurdayız. Müsaade edilmeden kalkamayız. İrademiz var. Hadi kalkalım bakalım. Burada bizim irademiz yok hükmündedir. Kendini Allah huzurunda hisseden adam, padişah huzurundaki adam böyle olursa nasıl olur dedi. Bu izah padişahın hoşuna gitti. Evet. Dördüncü merhaleyi kat eden adam şuna benzer. Tahsili tamamlamış bir adam ilk mektebe muallim tayin edilse. Bildiklerin hepsini birden söyler mi? Hiçbir şey bilmiyormuş gibi o da talebeyle birlikte A, B yeniden öğreniyormuş gibi davranır. O muktesabını ketmederek irşatla vazifelidir. Bu vasıftaki adam gerçekten irşat ediyorsa bu vasıftaki adam levh-i mahfuzu görür. Sade bir senelik vukuatı değil. Bunun da manası insan bu kadar terfi etmek imkanına aittir. Alayilliğin esveli safiliğin. İnsanın düşeceği derekeyle yükseleceği dereke arasındaki mesafe insanla hayvan arasındaki mesafeden çok fazladır. Evet. Bu insanın şerefini gösterir. İnsanın ekremiyetini gösterir. Böyle bir yükselme sade insana mahsustur. Cemadat, nebatat ve hayvanata mevalid-i selase denir. Bu üç doğurucu demektir. Cemattan, yani cansız varlıklardan bir kısım mevad-ı tabiiye bitkilere geçer. Yaprak olur, meyve olur, çiçek olur. O bitkiden mesela kirazı düşün. Hı. Aslı toprak, çileği düşün. Aslı toprak. Evet. Birini bir ot, birini bir ağaç gıda haline getirdi. Bazen insana o topraktan yaptığı imalat, nebatatın bazen insana intikal eder, bazen tekrar toprağa döner. Veya hayvanata geçer. Otu, yaprağı, hayvan yer, bundan et yapar. O da toprağı, aslı toprak olan bir varlıktan başka bir varlık imal eder.
bu cemaatatın yükselişte ikinci kademesidir. O hayvandan da insana geçerse onun terakkisi buraya kadardır. Maddenin miracı insanın miracı namaz. Maddenin miracı bir Allah'a secde eden müminin bedenine dahil olmaktır. Oradan tekrar toprağa döner. Evet. Oradan tekrar toprağa döner. İnsandan başka birine intikal etmek üzere başka bir varlığa inkılap etmediği için, toprağa döndüğü için. Bu üç doğurucu denmiş. İnsan buraya kaldı ki kategori dört. Mevalid-i selase denmiş. O üçü dönüş yapıyor toprağa tekrar. Tekrar insandan toprağa dönüyor. İnsan böyle bir varlık. Bu ekremiyet. İnsandaki ekremiyetin neticesidir. Bu şeref de sade insana mahsustur. Bu insana bu şerefi yüce var eden, lütfeden Allah'ın zat ismi Allah'tır. Öteki isimler sıfattır. Allah Arapçada öyle bir kelimedir ki cemilenmez. Allah bir değildir. Türkçede Allah birdir diyoruz. Hayır. Bir vahittir. Allah ehaddir. İkincisi olmayan birdir. Evet. Ve gayet de enteresandır. İmlasında da şurada Allah yazıyorum. Evet. Elif'i kaldır. Lillahi okunur. Gene Allah demektir. Birinci lamı kaldır. Lehu okunur. Zamir olarak gene Allah'a delalet eder. İkinci lamı kaldır. Hu kalır. Gene Allah'a delalet eder. Evet. Tanrı yazsam, Elif'i kaldırsam geri okunur. Allah'a delalet etmez, aksan muhtelifesi. Öbür Allah'a alem olmak üzere kullanılan Frenkçe kelimeler de böyledir. Fakat garip bir tecellidir. Bu mübarek kelime aksan muhtelifesi itibariyle de Allah'a delalet eder. İnsan böyle şerefli bir varlıktır. Hiçbir varlıkta mevcut olmayacak kadar meziyetler cem etmiştir. İnsanın değeri buradan gelir. Daha evvelce de söyledim. Ve nefekat min ruhi, ruhumdan üfledim, oradan gelir. Bu vasıfları dolayısıyla melekler Adem'e secde ettirilmiştir. O da insanın ekremiyetini gösterir. Ama bütün bunlar insan diyor. Dikkat et. İslam demiyor. Bu şeref müminde, insan olan da değil demiyor. İnsanı insan olmak itibariyle yaratılıştan böyle mükerrem ve muazzam kabul ediyor. Bu mükemmeliyete binaen o insanı muamelesinde dinin insan olmak itibariyle İnancı hiç kale alınmaksızın. Cebir tatbik edemezsin. Bu cebir tatbik etme sadece Allah'ın emirlerine itaat etmesi hususunda değil. Allah'ı kabul etmesi hususunda bile caiz değildir. Yani Allah insanı o kadar şerefli kabul ediyor ki sen ne kadar güçlü olursan ol, onu zorlayarak Allah'ı kabul ettirmeye çalışma selahiyetin yok. İster kabul etsin ister etmesin. Ben onu serbest bıraktım. İnkar da hakkı, ikrar da hakkı diyor. Bu insana tanınmış olan şerefin bir tecelli şeklidir. Ama burada şeriatta ahkam-ı ilahiyeyi kabul etmiş adamın nükûlü halinde, yani tembellik etmesi halinde, o amelleri ifa etmemesi halinde veya menfi amel halinde
cebir tatbiki meselesi buna mugayir gibi görünür. Ya o zaman bırak adam da öldürsün. Niye ceza veriyorsun? Namazda kılmasın. Kılmıyorsa Ramazan'da Müslüman oruç bozsa alenen naksı siyam etse 70 sopa yer. Buna mugayir gibi görünür. Değildir. İslam'da din değiştirme de yoktur. Bu da mugayir gibi görünür. Madem ki insan bu kadar muhteremdir. Beğenmedi İslamiyet'i gavur olacak olsun. Hayır. Burada bir incelik vardır. Allah'ın emirlerine, Adem-i Riayet'e ceza verme ibret-i mesire teşkil etmesi içindir. Adam öldürene ceza vermezsen herkes yapar. Evet. Bu ammenin selameti için gereklidir. Amme nizamını ihlal eden her fiil cezalandırılır. Bu kitlenin menfaati, umumun menfaati, ferdin menfaatinden üstün olduğu içindir. Çünkü zararı am ile zararı has içtima ettikte bu mecellenin bir kaidesidir. Yani ortaya bir şey çıktı. Ya bir şahıs zarar görecek ya cemiyet zarar görecek. Şahsın zararı tercih edilir, cemiyetin zararı önlenir. Evet. Osmanlıların evlat kardeş katli de bu gerekçeyledir. Çok İsyan eden şehzade yüzünden evet. Yüzlerce binlerce adam ölür. Bir kişi ölsün bu fitne ortadan kalksın der. Bunun hikmeti budur. İslam'dan dönmeye gelince hot be hot İslam'dan dönmeye idam cezası verilmez. Bu gavurcuklar var ya. Bu gavurcuklar biraz bir şey bilseler bunlar dini hiç bilmeden reddediyorlar. Bize soracaklar yahut İslamiyet'i müdafaa edenlere soracaklar böyle zor sualler vardır. Madem İslamiyet'te bu kadar hümanizm var, insan bu kadar tekrim ediyor, yeryüzünde halife yarattım diyor. Vekil, insanoğlu, Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Bu sıfatla yarattım diyor Allah-u Azimşan. İyi de bu adama din değiştirme selahiyeti niye tanımıyorsun? Bu kadar mükerrem bildiğin adama. Diye soruyor. Evet. Yani Davutoğlu'nun işine geliyor. Ben böyle başarılıyım, böyle başarılım. O zaman niye ayrılıyorsun? Bir izah lazım. Evet. Ha. Güzel. İrtidat. Yani İslam'dan dönme bin netice idamı gerektirir. Hot be hot değildir. Ona derler ki sen İslamiyet'te neyi yanlış gördün de başka bir dine girdin. Eğer kafası bir şeye takılmadan hiçbir dine karşı itiraz ileri süremiyorsa burada İslamiyet'i kötülemek gibi bir kasıt var. Zaten Müslüman olmamış, olmuş gibi görünmüş. Bu riyakarlık. Evet. Eğer diyorsa ki şundan, ulema onu ikna edecek mübahaseye alır. İkna edemezse idam edilmez. Ulema aciz kalsa idam edilmez. İkna ettiği halde dönmezse 3 defa hapsedilir. Öyle hot hot değilmiş. Bunun İslamiyet hakkında kötü propaganda yapmak kastıyla icra edildiği neticesine varılır. Bütün bu merhaleler bunu gösterir. İslam aleyhine bir propagandayı öndemek için o propagandadan doğacak zarar umumun zararıdır. Onun zararı ferdi zarardır. Onu katleder İslam devleti. İşte bu İnsanın ekremiyetine muhalif değildir. O esveli safiline düşmüş. Evet. Ekremiyeti kaybetmiş demektir. Şer'i vazifeleri ifa etmemek için de söylenecek şeyler vardır da. Burada mezhep farklılıklarında konuşmak gerekir. Onun için
Bahis bitmez. Evet. Oralara girmeyelim. Böyle bir sual gelirse gireriz. Şimdi insan Allah'ın halifesi olmak üzere yaratılmış. Halife aslın aynı olmasa da aslın vasıflarını muhafaza ettiği takdirde bu hilafet kamil olur. Bu hilafet kamil olur. Onun için o insan Allah'ın bütün sıfatları tekliftir. Cemali sıfatları. Peygamber buyuruyor ki tehallakû bi ahlakillâhi teâlâ. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Bunun manası şudur. Allah adildir, adil olun. Allah cömerttir, cömert olun. Allah merhametlidir, merhametli olun. Sen istidadın kadar olursun. Halife de peygamberin vekilidir. Peygamber eşit değildir. Evet. İstidadı, istitaatı, gücü kadar peygamberi temsil eder. İnsanın halife olmaz vasfının doğuş sebebi de Allah'ın bütün sıfatlarından nasip almış olmasıdır. Bütün sıfatlar insanda vardır. Tek varlık odur. Bunun tek istisnası Halik sıfat-ı ilahiyesi ile beka sıfat-ı ilahiyesidir. İnsanı bu kadar tekrim eden Allah-u Azimüşşan bu tekrimiyeti gösteren hükümlerinde nasıl tecelli ettiriyor? Bir Müslüman bir günah işledi. Bu günah, günahlar iki kategoridir. Segair, kebair. Büyük günahlar, küçük günahlar. Sen bir kardeşinin küçük günahını söylersen, ona söyleyebilirsin, düzelt bunu diye. Evet. Küçük günahını söylersen, senin fiilin kebairden bir günahtır, gıybet. Gıyabında kardeşinin kötülüğünü anlatman ölü eti yemenden farksızdır buyruluyor. Bu günahkarı korumadır. Allah-u Azimüşşan demek istiyor ki bu günah işlediyse bana karşı işledi. Sana ne oluyor? Bunu konuşuyorsun. Allah aşkına günah böyle olursa küfür ne olur? Peki biz bir takım insanlarla mücadele ediyoruz. Evet. Niye diyoruz o zaman? Evet. Ona bir sual getirmek lazım. Davutoğlu'nun işi gibi. Evet. Cevap getirmek lazım. O küfrü kendi nefsine yaşarsa onu ikaz sadedinde kendine söyleriz. Başkalarını idlal ediyorsa başkalarının menfaatini korumak için ona buğz ederiz, düşmanlık ederiz. Gene zararı hamile zarar hasın içtimağı mevzubahistir. Fethullah kafir olmuş. Bana ne? Görürsem derim ya senin ayağın kaydı ya, din bu mudur? Niye böyle yapıyorsun? Ama o arkasına taktığı adamları yüzlerce binlerce adama bu yanlışı bulaştırıyor mu? Benim bunu feryadı figan halde söylemek vacip oluyor bana. Çünkü orada bir topluluk var. Onların menfaati Fethullah'ın menfaatinden çok üstün. Evet. O bir kişi. Onlar bir yığın. İşte dinde emri maruf nehy anil münker budur. Zararı şahsına mahsus olan, şahsına münasır olan adamın kusurunu söylemek gıybettir. Gıybetin, yani bir insanın kötülüğünün söylenmesinin şeriatta 5 yerde cevazı vardır. Bunun birincisi o zararın umuma şamil olmasıdır. Sen küfrü yayıyorsan, sen masiyeti yayıyorsan seninle mücadele ederim. Kafirle bile harp taarruzi değil. Tedafiidir. Müdafaa sebebiyledir.
Bütün harpler böyle mi olmuştur? Hayır, böyle olmamıştır da gerek de yoktur. Çünkü adam hazırlık yapıyor, sana saldıracak. Bekle saldırsın da ondan sonra mı hücum edersin? Veya ahdini bozdu. Musale imzaladı, musaleyi bozdu. Elbette sen fiilen harekete geçersin. O harbin tedafiyi olmasına mani değildir. Biliyorsun ki o sana saldıracak, erken davranırsın. Bu aklın mantığın icabıdır. Ama aslında sana tecavüz etmemiş. Senin hukukunu kabul etmiş. Biraz sonra köle bahsinde göreceğiz. Zımni bahsinde göreceğiz. Bunlar hep insan haklarına taalluk eden. Hümanizmin çerçevesi içinde mizan edilmek lazım gelen meselelerdir. Senin hukukunun bana tahmin ettiği vazifeyi ifa ederim. Mükellefiyetleri öderim, hakları kullanırım dese. Sen adamın kılına dokunamazsın. Kılına dokunamazsın. Hatta kılıcı dayadın, kafasını keseceksin. Yalandan eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Bırakacaksın. Hüküm zahire göredir. Bırakmazsan katil olursun. Veya dedi ki senin hukukunun bana yüklediğini kabul ediyorum. Sen ne yaşayacağım idare oldun. Gene öldüremezsin. Kölelik bahsinde göreceğiz. Bunlar bak hep günahkara, kafire tanınan hak. İnsan diye tanınmış. Evet. Kafire. Allah'ı kabul etmeyen kafir değil mi? Evet. Ona karşı bile Allah'ın koyduğu onun ekremiyetinden doğan hükümlere bak. Onun günahını söylersen, kusurunu söylersen sen büyük günah işlemiş oluyorsun. Velev onun söylediğin günahı küçük günah olsa bile. Bu sade günahkara değil. Sade günahkara değil bu ihtiram. Camide imam namaz kıldırıyor. Evet. Sıra duaya geliyor. Namaz nasıl kılınıyor? Kabe'ye dönülerek kılınıyor. Duada cemaate dönüyor. Çünkü insan da bir canlı Kabe. Bu bile tekrimiyetin bir tezahürüdür. İnsanlar arasında hiçbir fark gözetmiyor. Bu fark beşeri hukuklarda sadece kanun karşısındadır. O da tatbikatta ne kadar yürüyor Allah bilir. Sadece kanun karşısındadır. Halbuki İslam'da her hususta böyledir. Her hususta. Bunun tek istisnası ilimdir. Tek istisnası İhtiyarlıktır. Otobüste gidiyorsun. Bir sakata yer verirsin. Onu senden üstün gördüğün için değildir. Onun ihtiyacı senin ihtiyacından fazladır diye. İhtiyara verirsin. Camide hiç kimseye yer veremezsin. Bunun tek istisnası ilimdir. Bu da ilme tekrimiyetten doğar. İlim adamı rağbette olsun da insanlar bu rağbet dolayısıyla ilme daha fazla muhabbet göstersinler diyedir. İnsanın ahsen-i takvim üzere yaratılmış olmasından doğan böyle imtiyazlar çok. Bir insanın taklidi ayetle haramdır. Tiyatro eserlerini, dizileri yapanlar yaptıkları işi şeriat ile değerlendirmesini yapsalar ne haldedirler acaba? Şahs-ı muayyenin taklidi haramdır. Ayette sabittir. Sen Fatih olup rol oynayamazsın. Her insan muhteremdir. Mücerret bir bekçi tipini, bir kumandan tipini canlandırabilirsin.
var olan bir adamın, o kafir bile olsa, taklidi men edilmiştir. Alay etmek men edilmiştir. Bu şahs-ı muayyenin taklidi de men edilmiş olması da, tiyatrocular tabii işlerini şeriatla mizan etmek işlerine gelmez. Yani bugün burada maslahat noktasında bir fayda var. İnsanlar tarihi öğreniyorlar. Bu bundan dolayı caiz olur olmaz, ben bunu bilmem. Buna ehli cevap versin. Ben din alimi değilim. Ben sıradan bir münevverim. Cumhuriyet elçisiyle değil. Cumhuriyet elçisiyle münevver olmak demek, ne iş yapıyorsa onu bilir, din bilmez, tarih bilmez, edebiyat bilmez. Münevver olmanın alameti üçtür. Din bileceksin, tarih bileceksin, dil bileceksin. Evet. Profesörler yanlış konuşuyor. Demin dedim ki derekat, derecat. Esmeli safiliğine kadar iniyor, bu derekattır. Ala iyiliğine çıkıyor, bu derecattır. Eksi derekedir. Derece değil. Ne farkı var? Ona da derece diyelim, ona da derece diyelim. O zaman bir farkı yok. Yardımın 10 tane karşılığı var. Ölümün 10 tane karşılığı var. At bir ölüyü kullan, hem de yardım de. Hotanto vahşilerinin dili haline gelir dil. Din izah edilmez. Mezhep de yol demek, tarikat da yol demek, sırat da yol demek. Aynı şey bunlar. Sebil de yol demek. Dil bahsine girmeyelim. Demek oluyor ki şahs-ı muayyenin taklidinin men edilmiş olması da insanın ekremiyetinden doğar. Muhterem bir varlıktır. O taklit edilemez. Çünkü fire verir. Bak Hazreti Hamza'yı, o bir film var, Libya'da çevrildi. Evet. Çağrı. Evet. Antoni. Orada Hamza'yı, Hazreti Hamza'yı bir müşrik canlandırdı. Evet. Hatta onun için Müslüman oldu dediler. Sonra tekzip etti. O gavurluğundan memnun. Mısır alimleri o filme 9 veçede itiraz ettiler. O sebeple aynı sahneler baki kaldı. O film 2 defa çekildi. Hazreti Hamza'yı bir başkası sahnede, bir Mısırlı Müslüman alim. Hı hı. O da şüphesiz fire vermiştir. Bir insan bir başka insanın aynı olamaz. Allah bu kainatta birbirine eşit kaderde, mahiyette, manada eşit ikizlerle yaratmamıştır. İhtilaf kavga dövüş manasına değil, farklılık manasına, bu alemin temel esasıdır. Bertaraf edilemez. Her insan bir kupon kumaş gibi tektir. Tek. Mutlak aynı bir başkası olamaz. Hiçbir varlıkta böyle değildir. Buna göre sen Hazreti Hamza'yı bir müşrike oynattın. Peki ister miydin peygamberi de biri canlandırsaydı? Vereceği fireyi anlamak için. Burada gene bir tarihi vaka anlatayım. Buyurun üstadım. Feridun Nafız Uzluk Mevlana torunlarındandır. Evet. Mevlana'nın Ressamları diye bir kitabı vardır. Gençler bulup okuyabilirler. Orada bir vaka anlatır. Selçuklu hükümdarının vezirinin kızı veya hanımı Mevlana'ya intisaplıymış. Bu vezir Kayseri'ye bir meseleyi hal için belli bir müddet, mesela 15 gün, bir ay gönderilmiş. Bu hanım saray nakkaşına rica etmiş. Ben efendiyi sık sık görmeden duramıyorum. Efendinin bana bir resmini yap, getir. Hatırıma geldikçe ona bakarım demiş. Mevlana'nın huzuruna gitmiş. Emri tebliğ etmiş. Mevlana buyur demiş. Buyur. Adam kağıdı almış, nakkaş.
Mevlana'ya bakarak resmini çizerken, resim nihayet ererken bakmış ki karşısındaki adam başka. Koymuş oraya, bir daha çizmiş. Gene bitirirken bakmış, Mevlana şekil değiştirdi, oldu başka. 18 tane resim çizmiş, hiçbiri birbirine benzemiyor. Ondan sonra kağıda atmış, efendi eteklerine yapışmış. Bu dinin velisi. Ben de şiirde diyorum ki bu dinin velisi. Nebisi olaydı siz o vakitte nakkaşın aczini bir hesap edin. Peygamber Ebu Cehil de gördü. Ebu Bekir de gördü. İkisi aynı şey görmedi. Aynı rıza an külle aybin keliletün. Kema enne aynı suhtü tübdül mesaviye. Bir şeye rıza gözüyle razı olarak bakan kusur görmez. Kusur görmek kastıyla bakan da meziyet görmez. Bakışta bile bir şartlanma vardır. Hiçbir şey her an değişir, sabit değildir. Bu değişme kiminde yavaş, kiminde hızlıdır. Ama değişme ebedidir. Evet. Sen insansın. Sen insansın. Bu beden sana aittir. Bu can da sana aittir. Sana intihar etmek mübah olması lazımdı. Allah'ın dinde haramdır. Seni sana karşı koruyor. İntiharı haram kılıyor. Bir uzvunu iptal ettin. Hani ey benim deli kafam derler, kafasını duvara vururlar ya. Evet. Onun gibi. Kolunu kestin. Haramdır. Haram işledin. Allah men ediyorsun. Bu da insanı tekrim edişin, insana mükemmellik atfedişin bir sebebidir. Böyle bir insan, böyle bir insan bir takım sapıkların söylediği gibi tek hücreden başlamış, tekamül ede gelmiş. Allah'a ne güçlük vardı ki her cinsi yekten ve münhasıran yaratmasın. Böyle bir mecburiyet yoktu. Böyle bir mecburiyet yoktu. Kaldı ki bu beyan-ı ilahiye de aykırı. Allah'ın beyanını kabul etmeden evvel senin akıllı bir adamsan. Hayatı, kainatı tahlil et. Allah'ın varlığına ulaşırsın. Filozoflarda ateist binde bir çıkar. Allah'ın var olup olmama keyfiyetini kabul ederler. Mahiyetinde ihtilaf ederler. Çünkü o mahiyet mücerrettir. Demin söyledik, evet. Mücerredi kavramak güçtür. Bu fikri ortaya atan buna tabii istifa kanunu denir. Yani varlıklar tasfiye ola ola basitten mükemmele doğru insana yükselmiştir. Bu tabii istifa kanunu batıda çürütülmüştür. Fakat her nedense bizde hala bunun müddeileri vardır. Bakınız. Türkiye'deki İslami gelişmeden rahatsız olan bir profesör. Ne diyor bak. Başörtüsü yasağının kaldırılması dolayısıyla laikçilik dini tarafından feryadı figan halinde başlattıkları tenkit ve telin kampanyasında Profesör Doktor Celal Şengör Fatih Altaylı'nın karşısında her akşam arzında mı diyor. Şu sözleri hatırlatalım. Onun şu sözlerini hatırlatalım. Bak ne diyor. Bu adam hala üniversitede profesör. Profesör kaynağında gösterdim. Aldığım yerde gösterdim. İnanmayan bakabilir.
Profesör Celal Şengör, başörtüsüne serbestlik getirmesi durumunda üniversite hocaları olarak buna tepki göstereceklerini söyledi. Şengör, karşımıza gelen öğrencilere din kitaplarında yazamayan, Allah bilemedi, yazamadı. Kafire bak. Din kitaplarında yazamayan şeyleri öğretiyoruz. Bunları öğrenmesini istiyoruz. Nuh tufanının olmadığını. Allah yalan beyanda bulunuyor. Nuh tufanının olmadığını. İnsanların Adem'le Havva'dan gelmediğini öğretiyoruz. Bu adam bugün üniversitede hoca. Evet. Bu bir tek misal. Böyle daha ne misaller var? Nuh tufanının olmadığını, insanların Adem'le Havva'dan gelmediğini öğretiyoruz. Bunları sadece not alması için değil, hayatını da yansıtması için öğretiyoruz. Buna tamam, bize önümüzde böyle söyleyip not al. Hayır, bunu yaşasın, inansın buna. Kafir olsun benim gibi diyor. Münkir olsun benim gibi. Onun için öğretiyorum diyor. Şimdi bu kafiri tenkit etmek insan hakkına aykırı mı? Sen benim inancıma saygın yok. 2 milyara yakın insanın iman ettiği kitapta yazamayan diyorsun. Olmayan, yalan yazıyor Kur'an diyorsun. Seninle mücadele etmek, benim boğazıma sarılan adamla mücadele etmekten daha gerekli. İşte sözlerini aynen söylüyorum. Evet. Nuh tufanın olmadığını, insanların Adem ile Havva'dan gelmediğini öğretiyoruz. Bunları sadece not alması için değil, hayatına da yansıtması için öğretiyoruz. Ancak şimdi durum böyle değil. Türbanını takan öğrenci karşımızda dinini şakırdatarak gelecek. Başını Allah örttü diye karşısına gelen talebe ona diyor ki senin söylediğin yanlış. Ben Allah'ın söylediğine inanıyorum. Burada bir hatıra söyleyeyim. Lise talebesiyken okuduğum milliyetçi dergilerden biri de Nihal Atsız Bey'in dergisiydi. İstanbul'a gelince bu dergiden tanıdığım insanları hep tanımak istedim. Hmm. Arkadaşım Yücel Acaloğlu ile Nihal Bey'i ziyarete gittik. Tevfik İleri basında çıkan bir münakaşadan onun lise muallimlerinden almış, Süleymaniye'de eski kitapları tasnif eden yere koymuştu. Biz gittik, dedi ki ben çıkmak üzereyim dedi. Yani sizinle burada konuşacak vaktim yok. Ben dedi Eminönü'ne kadar yürüyorum, Eminönü'nde vapura biniyorum. Maltepe'de Rıza Nur'dan kendisine kalmış bir köşkte oturuyordu. Rıza Nur'un evladı manevisidir. Beraber yürüyelim, yolda konuşuruz dedi. Tamam dedi. Süleymaniye'den çıktık. Üniversite bahçesinden, Saflar Çarşısı'ndan, Kapalı Çarşı'dan, Nuri Osmaniye'den konuşuyoruz. Evet. Cağaloğlu'na geldik. Cağaloğlu'nda bir derleme müdürlüğü vardır, eski bir bina, vilayetin karşısında. Tam onun orasında bu İslamiyet hakkında aleyhte bir söz söyledi. Bu kitapta yazdım ben bu söylediğim şeyi. Son kitabımda bu var. Evet, Benden Tarihi Haberler kitabında. Evet, söyledim. Ne var dedi Kur'an'da dedi. Mesela Nuh tufanı olmamış dedi. Ben de çocukluğumda kitap bulup okuyamıyordum. Bugünkü gençler çok talihli bir bakıma. Çok kitap var. Çok bozuk kitap da var ama sağlamı da var. Liseye gidince, lisen idadi olduğu zamandan kalma 10-15 bin cilt kütüphanesi vardı. Gömüldüm oraya. Orada okudum ne öğrendimse. Sonra onları, çoğu Osmanlıcaydı. Onlar Ankara'ya Milli Kütüphane'yi aldılar. Orada İsmail Fenni Ertuğrul'un
Envarul Hakaik Hakikat Nurlar isimli kitabını okudum. Orada gördüm ki Nuh tufanının olduğuna dair, biliyorsun tarih çağları yazının keşfiyle başlar. Çivi yazısının okunmasıyla, çivi yazı milattan 5000 sene evveldir. 7000 yıla çıktı tarih çağları. Evet. Sümerlerin çivi yazısı okunmakla böyle oldu. O diyor ki çivi yazısı tabletleri okunduktan sonra Nuh tufanını anlatan tabletler bulundu. Ve bunlar bugün British Museum'da muhafaza edilmekteler. Ben bunu okudum lise talebesiyken. Nuh tufanı, Fasarya böyle bir şey olmadı deyince dedim ki bak siz tarihçisiniz. Tarihçi olduğunuza göre şu gerçeği bilmeniz lazım. Çivi yazısı tabletlerde Nuh tufanı anlatılıyor. Bu tabletlerde bugün British Museum'da teşhirdedir. Sonra ben 80 ihtilalinden sonra vatandan ayrılınca British Museum'da bunları da gördüm. O Firavun'un evet. Kur'an'ın tasvir ettiği tarzda cesedini de gördüm. Neyse. İsmail Efendi tarihçi midir dedi. Onun sözüne inanacağım dedi. Ben o gün Nihal Bey'le kavga ettim. Ayrıldık. Vapura kadar götürmedim. Sonra Rıza Nur'un hatıratını çıkardıktan sonra benden telif ücreti istedi. İşte Eşdoğ Saray'a girdi vesaire barıştık. Ama o bile Nuh tufanı yoktu. Bak Nuh tufanı olmamıştır diyor. Bu da bilmiyor ki çivi yazısıyla bunun olduğu anlaşıldı. O zaman sen sadece materyalist bir görüşle her şeyi mizan edersen ruhu da inkar et. Elektriği delleyemiyorsun. İnkar et. Evet. Senin canın sıkılmıyor mu? Canın sıkıldığı zaman canın bedenden ayrı bir şey ki sıkıldı. Bedenle bir şey olmadan canın sıkılıyor. Ben şimdi ona buradan küfretsem duysa canın sıkılır. Sen bedenine dokunmadın ki, sade beden var, ruh yok madem. Var mı diyorsun? Elledin mi? Gördün mü? Bunlar bin bir tezat içinde yüzen adamlardır. Bu bugünün meselesidir. Yani bu bugünün adamlarından biridir. Böyle geçmişte de çok, bugün de çok. Gelecekte de olacak. Halbuki bunlara Kur'an ilan ediyor, burada okudum geçenlerde. وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِنْ مِنْ مَا نَزَلْنَا لَعَبْدِنَا Kuluma indirdiğim bu kitabın mükemmelliğinden şüphe ediyorsanız Allah katından gelmedi, kendi uydurdu. Yanlışlar ihtiva ediyor diyorsanız فَاَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ misli Bir suresinin bir benzerini de siz yapın. وَدُوا davet edin. شَهَدَا كُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan kaçtık kime? Güveniyorsanız. Yani bunu ben daha evvel söyledim de. İşte gel de söyleme böyle adamlara. Gel de söyleme. Papazlar araba Arapça öğretecek, Arapça bilirler. Yapsalardı bir şey. Evet. Demek oluyor ki intihar. Tatili uzuv. Yani bir organı kesmek. İptal etmek. Haram. İçki niye haram? Beden senin. Allah ne karışı benim bedenime? Bana verdi bıraktı. İstediğim gibi kullanırım. Hayır, senin bedeni bozan. İçkinin haram olması insanın ekremiyetine, Allah'ın itibar etmesinden başka bir şey değildir. Ben onu mükemmel yarattım. Sen bozma bu mükemmelliği demektir. Bozamazsın. Sana böyle bir hak tanımıyor. Tanısan mubah derdi. Peki daha müthişini söyleyeyim. Hak insan için iki kategoridir. Hukukullah, Allah'ın hakkı. Allah'ın hakkı nedir? Emrettiği ibadetlerdir. Hukuk-ı ibad, kul hakkı. Ekmek, hukukullah bakımından helaldir. Ama hukuk-ı ibada taalluk ediyorsa haram olur. Helal olan şey senin olmayan başkasının ekmeğini
rızası haricinde alırsan o helal ekmek sana haramdır. Bu kul hakkıdır. Şu işe bak ki Cenab-ı Allah kendi hakkını affedeceğini. İnnallâhe yâfırı zunûbe cemî'â. Ben bütün günahları affederim diyor. Bu affın dışında bıraktığı tek şey ne biliyor musun? Kul hakkı. Fe subhanallah. Kendi hakkına tercihan kul hakkını affetmiyor. Git onun sahibinden helalı kaldı. Bütün bunlar daha sayabileceğimiz esaslar. Hepsi insana ihtiramın, insana atfedilen ehemmiyetin, insanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olmasının, hangi ırktan olursa olsun, hangi kavimden olursa olsun, hangi devirde yaşasın yaşasın, yaşarsa yaşasın, insan olmak haysiyetiyle sahip olduğu ehemmiyetin bu din-i mübin İslam'da takdirini ifade eder. Hepsi bu kadar. Şimdi tabii hukuk diye bir şey vardır. Tabii haklar diye de hukukta bir şey vardır. Tabii haklar itibariyle hiçbir hukuk sistemi, beşeri hukuk sistemi İslamiyet'in eline su dökemez. Eline su dökemez. Çünkü İslam'ın kaideleri, emirler ve yasaklar İnsan tabiatında değişmeyen hususiyetlere göre varit ve vaki olmuştur. Evet. İnsan tabiatı ise Adem'den son Adem'e kadar aynıdır. İnsanın değişmeyen temayülat-ı tabiyyelerine nazarı itibarı alarak emirler ve nehirler varit ve vaki olduğundandır ki İslamiyet'e dinül fıtri derler. Fıtrat dini, yaratılış dini. Bütün insanların İslam günahsız ve İslam fıtratı üzere doğduğunu kabul eder. Hristiyanlardaki gibi günahkar doğuyor insan da Hazreti İsa onların günahlarına kefaret teşkil etmek üzere çarmıha gerildi diye bir dava İslam'ın asla kabul etmeyeceği bir şeydir. Küllü mevludun yulet ala fıtratı İslam. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Anası onu Hristiyan yapar, Mecusi yapar. Katil olur, alim olur, fazıl olur, her şey olur. Her şey olur. Ama doğuştan temizdir. İslam fıtratı üzere. Ve temizdir yani. Bu da efendim. Temizdir yani. Evet. Temizdir. Fıtraten temizdir. Ve masumdur. Mesuliyet de eşit olmak itibariyle de sade akıl sağlığı yerinde olmayan için ve buluğ gerçekleşmemiş insan için, çocuk için mevzu baştır. Diğerleri için herkes eşittir ve hiçbir asalet ünvanı kabul etmeziz. Cebele diye bir hükümdar Suriye'de geldi Müslüman oldu Hazreti Ömer zamanında. Tavaf yaparken bir köle Müslüman, köleliği de anlatacağız. Neden var bu insanın bu tekrimiyetine rağmen bu İslamiyet için bir nakise midir değil midir? Köle, cariye, azınlık hukuku hepsini anlatacağız bu bahiste. Bu çok geniş bir mesele. Evet. Cebele'nin eteğine bastı. Cebele hükümdar, melik Suriye'de. Bu köleye bir tokat vurdu. Köle de ona mukabel etti. Hazreti Ömer'e şikayet etti. Hazreti Ömer dedi ki ektiğini biçmişsin. Sana vurdun, o da sana vurdu. Eşitlik oldu. Takas. Bugünkü hukukta da öyledir biliyor musun? Sen ona hakaret ettin, sana hakaret ettin, takas olur. Bir taraf hakaret etmese öbür taraf hakaretten suçlu çıkar. Takas.
Dedi ki bu nasıl olur? Ben melikim, kralım, o bir köle. Dedi ki o eskidendi, cahiliye devrindeydi. Müslümanın kölesiyle hürri arasında hiçbir fark yoktu. Bir isim bıraktı çünkü kölelikte, anlatacağım onu. Bir isim bıraktı. O ismi bırakmanın da sebebi var. Cebele kızdı. İslamiyet dedi köleyle krala eşit yapıyorsa ben bu dinden vazgeçerim. Kaçtı İstanbul'a. Bizans şeyindeydi, hakimiyetindeydi. Ve irtidat etti. İslamiyet bak köleyle hür arasında fark görmüyor. Ama köleliği niye kabul etti? O zaman kısaca ona da temas edeyim. Bir sonraki, evet, bir sonraki programımıza eyvah, saklayalım onu da üstadım. Biz humanizme bugün dair ciddi bir şey anlatamadık. Evet. Azınlık hakları anlatacağız. Köle cariye meselesini anlatacağız. Evet, notlarımızı aldık onu da. İnsan hakları beyannamesine tekadüm eden İslami prensipler hepsini anlatacak. İnşallah. Yani bu işin biraz da tarihçesi de var. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Üstad Kadir Mısıroğlu'yla Ramazan Sohbetleri programımızın birinin daha sonuna geldik efendim. Yeni bir programla daha görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.